Efendim iyi akşamlar. Saatler 18 oldu. Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın son işlem gününe geldik artık. Bugün özelinde ekonomide öne çıkan başlıkları konuşacağız ve tabii piyasalara ilişkin değerlendirmeler alacağız. İlk etapta Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksinde an itibariyle baktığımızda pozitif bir görünümü takip ediyoruz ve 1400 puan seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. Son gördüğü seviye ise 1430 olarak kayıtlara geçiyor. Yüzde %0.28'likte bir yükselişi var. Hemen detaylarına bakalım. Gün içerisinde aşağıda ve yukarıda hangi seviyeleri test etti? O seviyeler ekranlarınıza geldi. 1424 puan seviyesine kadar gün içerisinde geri çekildi. Yukarıdaysa 1438 puan seviyesini gördü. Şu anda da 1430 seviyesinde. Bankacılık endeksiyle devam edelim. 1118 puan seviyesinde yatay negatif bir seyirde yukarıda 1132 puan seviyesi aşağıdaysa 1113 puan seviyesi söz konusu. Sınayi endeksine bakalım bir de. Bir sınayi endeksi 2661 puan seviyesinde %0.25'lik yükseliş var. 2652 puan seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıdaysa 2679 puan seviyesini gördü. Peki an itibariyle Bistüz endeksinde en çok artan hisseler hangileri? Jansa Jant %9.99'luk bir yükselişi var. İpek Enerji onu takip ediyor ki orada da %6'nın üzerinde yükseliş var. Alkım Kimya, Migros ve İş Menkul en çok artan hisseler arasında yer alıyor. Azalanlara da bakalım. Azalanlar tarafında İş Bankası %2.15'lik bir düşüş var. Teknosa %2.04'lük bir düşüş sergiliyor. Odaş Elektrik, NetAş Telekom ve Zorlu Enerji düşen hisseler arasında yer alıyor. Türkiye tahvillerine bakalım. Özellikle 10 yıllıklara baktığımızda düşüşler var. E, tahvillerde güçlenmeyi takip ediyoruz. E, %18.21'lik bir seviye var. 2 yıllıklarda %18.54'lük seviye ve 5 yıllıklarda %18.15'lik seviyeyi takip ediyoruz küresel piyasalara da bakacağız. Amerika'da bugün borsalar kapalı. Bununla beraber baktığımızda Almanya'da kapalı, Londra piyasaları kapalı. Önce haftanın son işlem gününde bu dakikaya kadar yaşanan önemli gelişmelere bakalım. İlk satır başlığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan var. Bugün Avrupa Birliği büyükelçilerine reform sunumu gerçekleştirdi. Saatler 15.30'u gösterdiğinde video konferans yöntemiyle sunum başladı ve yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Yine bu sunuma ilişkin öne çıkan başlıklar geldikçe aktarıyor olacağız. Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi mecliste efendim teklifte 2021 yılı için kurumlar vergisinin %25, 2022 için içinse %23 olarak uygulanması öngörüldü. Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize geldi. Özellikle 2020 yılında Türkiye dünyada büyüyen iki ülkeden biriydi. Diğeri bir de Çin'di ve son çeyrekte %5.9'luk bir büyüme kaydetmişti ki bu da yıllık büyümeye %1.8 oranında sirayet etmişti. Tabii hal böyle olunca uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi. İlk etapta IMF tarafından bu revize geldi ki IMF %5'lik beklentisini %6'yı çekti ve Fitch tarafından gelen revizeye baktığımızda orada %3.5'dan %6.7'ye yükselttiklerini görüyoruz. OECD %2.9'dan %5.9'a yükseltti ve birçok kuruluşta Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Yine öne çıkan başlıklara bakmaya devam edelim. Yönümüzü yurt dışına çeviriyoruz. Biden ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Göreve 20 Ocak'ta gelmişti ki yaklaşık 66 gün sonra ilk kez gazetecilerin karşısına geçtiğimiz hafta çıkmıştı ve bugünlerde de bu toplantıyı takip ettik. Dün gerçekleşti. İlk kabine toplantısı gerçekleştirildi. Bir önceki günde 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı. Amerika'da tarım dışı istihdam Mart'ta 916 bin artmış durumda. Grafiği de şimdi ekranlarınıza gelecek. Beklenti 500 bin civarında artması yönündeydi. 916 bin arttı. Beklentinin çok üzerinde geldi. İşsizlik ise aylık anlamda %6 olarak kayıtlara geçti. Beklenti bu yöndeydi. ABD saatlik kazançlar aylık %-0.1 geldi. Önceki %0.2 idi ve haftalık çalışma saatleri de 34.9 saat olarak kayıtlara geçti. Özel sektör istihdamı da Mart'ta 780 bin kişi oldu. Bir önceki ise 465 bindi. Beklenti de 575 bin gelmesi önündeydi Burada da beklentinin üzerinde bir rakam söz konusu oldu. Son başlığımıza bakalım. OPEC petrol kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak günlük petrol üretimi önümüzdeki 3 ayda 500 bin varile kadar artabilecek çıkan sonuç bu yöndeydi. Öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Küresel piyasalarda endekslerin görünümüne bakacağız ama önce Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvillerinde özellikle 10 yıllıklar hafta başında 1.73 seviyelerine görmüştü ki dün 1.67 seviyelerine kadar geri çekilmişti. An itibariyle %2.62'lik yükselişiyle 1.72 seviyesinde. 2 yıllıklarda %0.19'luk seviye, 5 yıllıklarda ise %7.50'lik yükselişte %0.97'lik seviye var. Burada yükselişler var. Hemen küremize gelelim. Buradaki yükselişler piyasalarda, borsalarda nasıl etki uyandırıyor? Ne dedik? Spot piyasalarında Amerika'da endeksler bugün Paskalya tatilinden ötürü kapalı. Biz spot piyasalarına bakmayacağız. Vadeli tarafa bakacağız ilk etapta. S&P 500 endeksine bakalım. 4027 puan seviyesinde %0.43'lükte bir yükselişi var. Hemen bunun detaylarını hatırlatalım. Dün spot piyasalarında da S&P 500 endeksi 4000 puan seviyesini görmüştü ki bu seviye tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçmişte. Vadeli tarafta aşağıda 4012 puan seviyesi yukarıda 4034 puan seviyesi bugün görüldü. Nasdaq endeksine bakalım. Nasdaq endeksindeki görünüm ekranlara geldi. 13.347 puan seviyesinde. Burada da yatay pozitif bir seyir var. Bunun detaylarını görelim hemen. Nasdaq endeksi aşağıda ve yukarıda hangi seviyeleri gördü? 13.379 puan seviyesi yukarıda test ettiği seviye aşağıda ise 13.326 puan seviyesine kadar geri çekildi. Dow Jones cephesinde son durum ne? 33.189 puan seviyesi var. %0.46'lık da bir yükselişi söz konusu. Bunun da hemen detaylarına bakalım. Dow Jones Endeksi an itibariyle vadeli tarafta gün içerisinde hangi seviyeleri test etti? Aşağıda 33.017, yukarıdaysa 33.247 puan seviyesi aralığını burada da takip ettik. ABD senatosundaki cumhuriyetçilerin lideri olan senatör Mitch McConnell, Başkan Joe Biden'ın ortaya koyduğu ekonomi ve altyapı planıyla bu planın kongreden geçirilmesi için elinden geleceğini, elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti. Bununla beraber tabi diğer endekslere de bakmakta fayda var. Hemen diğer endekslerin görünümünü gösteren grafimiz de ekranlarınıza geldi. Madrid borsasında %1.22'lik düşüş var. 8577 puan seviyesinde Londra piyasası bugün tatil demiştik. Paskalya tatilinden ötürü bu kapanış rakamı dünkü kapanış rakamıydı ki dün yatay pozitif bir şekilde günü tamamlamıştı. 6737 puan seviyesinden DAX endeksi de bugün kapalı. Orada da yine dünkü kapanış rakamlarını görüyoruz. 15107 puan seviyesi dünkü kapattığı seviyeydi ve e, baktığımızda e, Paris borsasında 0.86'lık bir yükseliş 6.102 puan seviyesi mevcut hemen İslam ülkeleri borsalarına bakalım İslam ülkeleri borsalarındaysa ise baktığımızda Katar borsası 10.457 puan seviyesinden e, günü tamamladı 0.92'lik bir yükselişi vardı. Malezya borsasında yükseliş vardı, 1585 puan seviyesi kapanış seviyesiydi. Endonezya'da sınırlı da olsa bir yükseliş söz konusu oldu. Ve Asya tarafına baktığımızda Hong Kong borsasında bugün yatay pozitif seyir vardı. Japonya'da kazançlar yarım puan üzerindeydi. Güney Kore'de %0.74'lük bir yükseliş söz konusu olurken, Çin Şangı Endeksinde 3484 puan seviyesi vardı ve %0.86'lıkta bir kazancı, bir primi söz konusuydu. Gördüğünüz gibi küresel piyasalardaki görünüm bu şekildeydi. Amerika'da spot piyasalar kapalı, Almanya borsası kapalı, Londra borsası kapalı. Şimdi ise biz Borsa İstanbul'un kapanış rakamını alacağız. BIST endeksi haftanın son işlem günü de yükselişe tamamladı. Günü 1430 puan seviyesinde tamamlamış oldu. Aslına bakarsak bu hafta Borsa İstanbul adına pozitif bir hafta olmuştu. Günü %0.25'lik yükselişiyle 1430 puan seviyesinden tamamlamış oldu. Hemen gün içerisindeki hareketleri hatırlayalım. Daha sonra Borsa İstanbul için bir değerlendirme alacağız. Aşağıda 1424 yukarıda 1438 puan seviyesini test ettikten sonra 1430 puan seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bizlerle birlikte ekonomist Belgin Maviş olacak. Efendim hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar, hoş bulduk. İlk etapta kapanış rakamlarını konuşalım. Bu hafta 1400 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Ve yatay pozitif seyirle haftayı tamamlamış oldu. Bu kapanış rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece olumlu özellikle Dolar-TL tarafında bugün gün içerisinde 8 liranın altına geri çekilmeleri gördük. Gün sonu bankalar arası piyasada her ne kadar 8-15 seviyesinden tamamlamış gibi gözükse de genel anlamıyla baktığımızda küresel piyasalarda bazı endekslerin Paskalya tatili nedeniyle tatil, e, e, tatil kapalı olması ve pazartesi günü de yine bazılarının kapalı olmaya devam etmesi biraz daha biz bize kaldığımız görüntüde hisse senetleri tarafında yukarı yönlü hareketler gördük ve hemen şöyle bakıyorum ekranıma bankacılık endeksinde hafif satıcılı bir kapanış oldu ama dünün yükselişi hali hazırda 1117 puan seviyesinde bankacılık tarafına günü tamamlatmış ama borsa İstanbul tarafında bugün e, özellikle 1430 seviyesinde tam da önemli destek noktası direnç noktasında kapatması son derece olumlu. Evet 1430 puan seviyesini bugün gördük. Biraz haftayı değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Hafta geneli itibariyle baktığımızda en çok yükselen hisselerde. Bera Holding vardı. Bizim mağazalarını takip ettik ve Migros'u takip ettik ki iki tane perakendeciliğe yönelik hisse var. Bu hisselerdeki hareketleri nasıl okudunuz? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Hem mağaza açılışları, hem istihdam tarafındaki atmış olduğu adımlarla hisseler biraz daha ön plana çıktı perakende tarafında ve tabii ki buna bağlı olarak da virüsle ilgili, ile ilgili mücadele sürecinde yine perakende, gıda perakende ve gıdanın kendisinde de hareketlilikler gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda baktığımızda vaka sayılarındaki artış, hafta sonu yasaklarının tekrar gündeme gelmesi ve önümüzün de Ramazan olması nedeniyle biraz daha bu sektörde hareketliliği görmeye başlayacağız ve devam edecek. Bununla birlikte sadece bizim ve Migros değil... Diğer perakende sektörü içerisinde yer alan e, bu şeyde e, şirketlerde de bu hareketler önümüzdeki haftanın itibaren biraz daha belirginleşir. Sektör anlamındaki performansları da ben sormak istiyorum. <laughs> e, bu hafta spor endeksi öne çıktı ve aylık bazda da spor endeksinde yükselişler vardı. Madencilik yine öne çıkan sektör arasında yer alıyor ve metal ana sanayi de %8.6'lık bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii bu rakamları yaklaşık olarak söylüyorum. E, metal ana sanayinin içerisine baktığımızda da demir çelik, e, Kardemir, ereğli ve İskenderun Demir Çelik ön plana çıktı. Buradaki hareketleri e, nasıl değerlendiriyorsunuz ve Nisan ayında da bu performansların devamını bekler misiniz? Öncelikle Kardemir Özelinde başlayan yükselişte Kardemir'in Fortotansa'ya ait olan projesi için girmiş olduğu ihaleyi kazanması yaklaşık olarak 4000 ton çelik konstrüksiyon ihalesini kazandı ve tabii ki bu demir çelik sektörüne ve başta Kardemir olmak üzere Kardemir'in tüm gruplarına ABD dahil olmak üzere hareketliliği beraberinde getirdi. Zaman zaman Ereğli'de de Benzer hareketleri gördük ama dünya genelinde baktığımızda 2021 yılı içerisinde özellikle demir-çelik sektörünün biraz daha ön planda olacağı bir yıl olarak karşımıza çıkmakta. Burada otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar özellikle demir-çelik kullanımındaki artışlar dikkat çekiyor. Bu gözle baktığımızda Kardemir, Ereğli, İskenderun demir -Çelik, İzmir Demir-Çelik gibi demir-çelik sektörünün, Farklı segmentlerinde görev alan e, şirketlerde zaman zaman yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Zaten Ur, eğer 2021'i e, ilk 5 sektör olarak e, düşünecek olursak hangileri daha hareketli ön planda olur? Bunların ilki yenilenebilir enerji, kısaca enerji de diyebiliriz. İkincisi gıda, e, daha çok o, gıdanın kendisi. Üçüncüsü gıda perakende. Dördüncüsü sağlık sektörü, ilaç ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere ve beşincisi de tüm bunlara hizmet verebilecek olan demir-çelik sektörü olacaktır. Yan sektörlerde zaman zaman hareketler görebiliriz ama bunların dışında otomotiv sektöründe de yine beraberinde hareketlilikler göreceğimizi söyleyebilirim. Bankacılık endeksini biraz konuşacak olursak geçen hafta 1080 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı bu hafta içerisinde 1076 puan seviyelerini en düşük gördü. E, günü bugün negatif tamamladı ancak dün %4'ün üzerinde kazançlı e, bir günü geride bırakmıştı ki bugün haftalık anlamda baktığımızda da haftayı 1117 puan seviyesinde tamamlamış oldu. Bu seviyeleri bu hareketleri nasıl görüyorsunuz? Bankacılık endeksi için bu seviyeler dip seviyeler geride kaldı diyebilir miyiz? Ve sizce bu seviyeler avantajlı seviyeler midir? BDDK'nın Şubat ayı bankacılık raporu ortaya koydu ki gerek özel bankalar gerekse kamu bankaları zorlu geçen Şubat ayını oldukça başarılı bir performansla geride bırakmışlar. Takipteki krediler ve bununla birlikte mevduat tarafı ve karlılık tarafına baktığımızda Beklentili, beklenilen kadar kötü sonuçların olmaması tam tersi karlılıkların dikkat çekmesi özellikle kamu bankaları noktasında e, sektöre biraz daha dikkatleri çekti. Dün itibariyle bankacılık sektörü e, 1076 seviyesinden aldığı güçle 1121 puan seviyesine kadar yükseldi ki bu da %4'ün üzerindeki bir yükselişti. Bu anlamda baktığımızda Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, kamu bankaları içerisinde Vakıf Bank ve Halk Bank'ta da, da yukarı yönlü hareketlerle bu durum devam etti. Bugüne baktığımızda ise sabah saatleri itibariyle Yine e, alıcılı görünümle güne başladı. Gün boyunca bunu devam ettirdi ama bugün cuma olduğu için hafta sonu gelişmelerini riske etmek istemeyenler ya da karda olan yatırımcılar özellikle dünkü yükselişteki karlarını cebe koymaya e, daha çok dikkat ettiler. Bununla birlikte e, dünün en çok yükselenleri içerisinde İş Bankasıcı sabahtan itibaren kar realizasyonları karşı karşıya kalan ilk bank oldu. Garanti Bankası yükselişini korurken, garantinin ayrıca endeks hesaplamasındaki etkisini de düşünecek olursak, onu biraz daha farklı görmemiz gerekiyor. Ama bunlar içerisinde özellikle kamu bankalarındaki hareketlilik, vakıf banktaki hareketlilik zaman zaman realizasyonlar gelse de alıcıların biraz daha hareketli olması, Garanti Bankasında ise alıcıların gün boyunca hisseyi desteklemeleri öne çıkan gelişmelerdi. Türk tahvilleri değer kazanıyor. Biraz tahvillere baktığımızda bugün Türk tahvillerinin değer kazanmaya devam ettiğini gördük. Aslında son iki haftalık periyotta ciddi anlamda oynaklık söz konusuydu. Ne dersiniz bu hareketleri? Nasıl okuyorsunuz? Aynı zamanda CDS'lerde de ciddi anlamda geri çekilmeler söz konusu. Bunun sebebi CDS'lerdeki geri çekilme midir? Ve hafta içerisinde yine Merkez Bankası Başkanı'nın güven veren açıklamaları vardı. Yine buradaki hareketlerin sebepleri arasında gösterebilir miyiz? Tabii ki. Hem içeride hem dışarıdaki gelişmeler özellikle tahviller ve Türk lirası üzerinde değer kayıplarını beraberinde getirmişti özellikle yabancı yatırımcının tahvilden hızlı çıkışını görmüştük. Gelen son istatistiklere baktığımızda 26 Mart haftası itibariyle başlamıştı bu çıkışlar. Bununla birlikte Türkiye'nin 10 yıllık tahvil ihalesinin Nisan ayından Mayıs ayına ertelenmesi de üzerindeki baskıyı kaldırırken yeni Merkez Bankası başkanının yapmış olduğu birbiri ardına açıklamalar, özellikle 15 Nisan'daki Merkez Bankası toplantısında piyasa Merkez Bankası Başkanı değişince bu kez faiz indirebilir mi korkularını fiyatlamıştı. Ve dolayısıyla bunları, bunun olmayacağı sıkı duruşa devam edileceği, özel, asıl olan enflasyonla mücadele olduğu, ister beklenen iste, isterse gerçekleşen enflasyonu baz alınsın, hepsinde enflasyonun üzerinde sıkı duruşa devam edeceği mesajları net bir şekilde vermiş olması Merkez Bankası Başkanı'nın burada etkiliydi. Öte yandan küresel bazda da baktığımızda dolar endeksindeki geri çekilme Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden 1.70-1.72 bandına çekilmesi ki sabah saatlerinde 1.70'in altını da görmüştük. Güne daha iyi başlamıştık. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin CDS'lerinin gerilemesi hepsi bir araya geldiğinde 10 yıllıklarda yine sabah itibariyle 18'in altında seviyeler, 17.95'leri de görmüştük. Ama günün ikinci yarısında dediğim gibi piyasalardaki fiyatlamalar dolar endeksinin 92 80 90 aralığından yeniden 93'ün üzerine çıkması bu göstergeleri biraz daha negatife çevirmiş gözükmekte. Küresel borsalardaki hareketlere de bakalım. Her ne kadar bugün Amerika'da borsalar kapalı, Almanya'da, İngiltere kapalı olsa da tabii haftalık ay başından bu yana ve yıl başından bu yana göstermiş olduğu performansları da ben konuşmak isterim. Buna ilişkin hazırlamış olduğumuz grafik de ekranlara geldi. Son bir haftalık periyoda baktığımızda S&P 500 endeksi yaklaşık %1.14'lük değer kazanımı yaşadı. Son bir aylık periyotta bu oran %3.86 oldu ve son yıl başından bu yana ise %7'ye açtı. Aynı şekilde Dow Jones da e, yılbaşından bu yana kazançlı. %8.32'lik bir yükseliş var. Nasdaq'ta bu kazançlar yılbaşından bu yana %4.59 olurken son bir haftalık periyotta %2.6 olarak kayıtlara geçti. DAX endeksi dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana %10.12'lik bir yükseliş sergilerken yine Nikkei'ye baktığımızda orada da %8.78'lik bir kazanç var yılbaşından bu yana. S&P cephesinde dün 4000 puan seviyesinin üzerindeki seviyeler söz konusu oldu ki tarihi rekordu bu seviyeler. Ne dersiniz? Bu ilk etapta S&P tarafındaki hareketleri nasıl değerlendirirsiniz? Akabinde de bu hafta küresel borsalardaki bu seyirleri nasıl okuyorsunuz? Özellikle Amerika'da önce 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi hemen akabinde de 2.5 trilyon dolarlık altyapı yatırımları kapsamlı bir şekilde istihdam yönündeki adı atılacak olan adımlar ve bunların 8 yıllık periyoda yayılması ve buna bağlı olarak da kaynak olarak özellikle de kurumlar vergisi tarafındaki artışlar Piyasaların beklentileriydi. Özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin yukarı yönlü hareketlerde 1.76 noktasına geldiğinde hisse senetleri piyasaları kısa bir satış dalgası sonrasında beklemeye geçmişti. Ve açıklanan paket özellikle e, S&P 500 içerisinde yer alan 11 e, şirketten yaklaşık olarak 8 tanesini direkt ya da dolaylı olarak ilgilendiriyordu ve bu beklentiler ve o hisselerin performansları S&P tarafında yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Benzer durum Nasdaq için de geçerliydi. Nasdaq'ta da yeni rekor hazırlıklarını görmeye başladık bu paketin çerçevesinde. İstihdam tarafındaki iyileşmeyi beraberinde getireceği düşünülen ve bunun da zaman zaman enflasyonist baskıları arttırsa da genel anlamı itibariyle Amerikan ekonomisinde ciddi bir canlandırmaya getireceğine dair pozitif beklentiler hisse senetlerindeki bu coşkuyu yaratan ana unsurlardı ve dolayısıyla piyasa yavaş yavaş Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişi özellikle kontrollü bir şekilde doların Amerika'ya dönüşü kaynak ihtiyacının bu anlamda sağlanması ve makroekonomik dengelerde iyileşme olarak da fiyatladı bugünkü giren tarım dışı istihdam rakamının beklentilerin çok üzerinde olması da yine bir başka pozitifliği sağlayan unsurdu. Ama onlar Paskalya tatilinde oldukları için fiyatlamalar biraz daha gecikmeli olacaktır. Dolar endeksi biraz düşmeye başladı. Bununla beraber tahviller Amerika'da yükseliyor. Korku Endeksine baktığımızda orada da VIX Endeksi 21 Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyelerini görmeye başladı. Tüm bu seviyeleri göz ardı etmeden bu hareketler altın tarafında neyi beraberinde getiriyor? Altın bu konjöktürden sizce nasıl yararlanacaktır? Yavaş yavaş doların girilmesiyle birlikte ONS tarafında Toparlanma hareketleri göreceğiz ama ilk etapta bunlar sınırlı olacaktır. Bir altında ONS tarafındaki gerçek toparlanmayı bizim dolar yen paritesindeki hareketlerde göreceğiz. Şu an için yen dolar karşısında değer kaybına devam ettiği için ONS'taki toparlanmalar oldukça sınırlı olmakta. Ancak ONS tarafında 1780 eşiği aşılırsa, yeniden 1800 1850 dolar ons arasında fiyatlamaları görürüz. Burada iki önemli parametre olacak. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatları, ikincisi ise Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler. Bu baskı onsun üzerinden yavaş yavaş kalkarsa yeniden 1830 1920 hareketini görmemiz mümkün olacaktır. Ama bunun için Nisan ayının sonlarına doğru başlayacak olan hareketi takip edelim. E, ortalamada 1720 seviyesi 21 günlük ortalamaların kesiştiği yerde ve bu seviyenin üzerinde seyretmesi güç toplama olarak da yorumlanabilir ONS tarafında. Belgin Hanım haftanın son işlem günündeyiz. İçeriye dışarıya onsaltını konuştuk. Önümüzdeki haftaya ilişkin de ben beklentinizi merak ediyorum. Onu sormadan önce de hemen bir veri takvimini hatırlatmak istiyorum. Sayın seyirciler 5 Nisan pazartesi günü yurt içinde tüfe rakamlarını takip edeceğiz. Mart ayına ilişkin gelecek rakamlar. Japonya'da hizmet PMI rakamları yine Mart ayına ilişkin takip edilirken ISM imalat Dışı istihdam Amerika'da gelecek. Salı gününe bakalım. Salı günü Euro bölgesi işsizlik oranı Şubat ayına ilişkin takip edilirken yine PMI günü diyebiliriz. Çin tarafına da Kajin Hizmet PMI Mart ayına ilişkin gelecek. 7 Nisan çarşambaya bakalım. Hazine nakit dengesi içeride Mart ayına ilişkin takip edilecek. Dışarıda Euro bölgesi hizmet ve bileşik PMI. Amerika'da dış ticaret dengesi ve FED tutanakları yine gündemimizde olacak. Perşembe günü Hangi başlıklar var? 8 Nisan Perşembe'ye de bakalım. ECB para politikası duyurusu gerçekleşecek. Amerika'da işsizlik maaş başvuruları gelecek ki aslında bu rakamlar bu hafta beklentiden daha iyi bir seviyede geldi. Euro bölgesi üfe rakamları Şubat ayına ilişkin yine gündemimizde olacak ve Powell'ın konuşması var. Bu konuşmada da para politikasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Haftanın son işlem gününde ise önümüzdeki hafta yıl sonu tüfe beklentisi içeride takip edeceğimiz veri Nisan ayına ilişkin gelecek. Diğer yandan Çin'de tüfe rakamları beklenirken Amerika'da çekirdek üfe rakamları takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Belgin Hanım ne dersiniz? Önümüzdeki hafta sizce nasıl bir hafta olacaktır? Genel anlamıyla senin de güzel özetlediğin üzere Uğur, başta enflasyon ve PMI, genel anlamıyla FED diyebiliriz ana başlıklar. FED Başkanı Paul'un yapacağı açıklamalar kadar FED tutanakları ve tutanakların içerisindeki yer alan ifadeler de önemli olacak. Ama haftaya önemli bir datayla başlayacağız. Bu datada enflasyon verimiz olacak. Enflasyonda özellikle ee, bir önceki ay %15.61'lik yıllık bazda bir enflasyonla karşı karşıyaydık. Aylık bazda da %0.91'lik artış vardı ve sonrasında Merkez Bankası'ndan kurdaki yukarı yönlü hareketlerle de birlikte 200 bas bir politika faizi artışı gelmişti. %19'lar seviyesine çekilmişti. Şimdi gözler enflasyon verisi geldikten sonra 15 Nisan'daki bizim Merkez Bankamız'a ve Merkez Bankamız'ın bu konuda atacağı adımlara dönecek. Bu ayki Merkez Bankası toplantı süreçlerine baktığımızda bizim Merkez Bankamız ilk toplanacak ve karar açıklayacak olan Merkez Bankası olacak. Bu yüzden hem içeride hem dışarıda bu takip edilecek. O yüzden enflasyon ve enflasyon sonrası yapılacak açıklamalar önemli olacak. Avrupa tarafına baktığımızda onlar yine pazartesi tatil olacaklar. Ama salı günden itibaren Avrupa tarafında da bir yandan COVID-19 ve İngiliz varyantının yaratmış olduğu tahribatla ilişkin açıklamalar diğer taraftan da işsizlik rakamları önemli olacak. Özellikle son 10 günlük süreçte Euro'nun e, ciddi anlamda değer kayıpları sonrasında bir toparlanma olabilir mi? Euro bölgesinden gelecek açıklamalar önemli. İçeride de yine Fonderdeyen'in Türkiye ziyareti oldukça önemli olacak. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve yaşanacak olan süreç, gelecek olan açıklamalar da <laughs> yakından takip edeceğiz. Bununla birlikte Amerika tarafında da haftanın son gününde enflasyon rakamları olacak. Ee, yine benzer Euro bölgesinde de enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ama genel anlamıyla baktığımızda Amerikan ekonomisinde hızlı bir iyileşme e, beraberinde görüyoruz. E, Amerika tarafında enflasyon rakamı bu anlamda önemli olacak. Piyasa beklentileri ve zaman zaman korkularak fiyatlanan %2 ve üzerinde bir enflasyonla karşılaşacak Amerika. Yoksa %2'nin altında bir seviyem olacak. İşte bu Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin seyrini de belirleyecektir. Bu gözle baktığımızda önümüzdeki hafta çok sanki böyle majör bir gelişme yokmuş gibi gözükse de piyasaların ikinci çeyrek için kaderini ve yol haritasının çizilmeye başlayacağı önemli bir hafta olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bununla birlikte Powell'ın yapacağı açıklamalar da iki güçlü paket açıklandı. Bunların doğrultusunda bundan sonra FED'in projeksiyonu ne yönde olacak? Şahin mi yoksa güvercin bir FET mi göreceğiz? Tüm bunlar daha net, daha belirginleşmiş olacak. Ekonomist Belgin Maviş bizlerle birlikteydi. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim. Teşekkürler. Efendim bizler de şirket haberleriyle devam ediyoruz. Türk Hava Yolları günlük uçuşlarda Avrupa'daki liderliğini korudu. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı'nın raporuna göre Türk Hava Yolları günlük ortalama 755 uçuşta Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Sermaye Piyasası Kurulu Pegasus ve Yapı Kredi'nin tahvil ihracı başvurularını onay verdi. Buna göre Pegasus yurt dışında olmak üzere 750 milyon dolar ihraç tavanlı tahvil ya da finansman bonosu ihracı gerçekleştirecek. Ayrıca yapı kredide yurt dışında ihraç edilmek üzere 400 milyon euro ihraç tavanlı ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapacak. Geçtiğimiz salı ve çarşamba günü talep toplama sürecini tamamlayan Matrix'in halka arzına 9 kat talep geldi. Toplam halka arz büyüklüğü ise 207.8 milyon lira olurken halka arza toplamda 689.426 adet yatırımcı katıldı. Türkiye'de metal şekillendirme sektöründe faaliyet gösteren Repcon Avustralya'da Tytomic firmasıyla ortaklık kuracak. Bu kapsamda iki firma namlu üretimi için birlikte çalışacak. Avustralya'da kurulacak merkezde Repcon'un flow forming teknolojisiyle tasarımı yapılan namluların üretimi yapılacak. MNG Kargo son 3 yıllık dönemde teknoloji yoluyla süreçlerini iyileştirmeye odaklandı. Marka bu kapsamda aktarma merkezleri, şubeleri ve IT yapısına yaklaşık 70 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Diğer yandan MNG Kargo'nun 2020 cirosunda eticaretin payı %55'e çıktı. Şirket kenarında %56 ciro büyümesi sağlandı. Emin Evim yılın ilk çeyreğine ilişkin teslimat plançolarını açıkladı. Geride kalan 3 aylık dönemde 6724 ev ve araç teslimatı yapan firma, Mart ayında da 2628 teslimatla 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. EFM Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş borsada da en çok kazandıran spor kulübü oldu. Beşiktaş yatırımcısına Mart ayında %109.3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Borsa liginin Mart ayı şampiyonu Süper Lig'de de zirvede bulunan Beşiktaş Beşiktaş, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Hisseleri Mart'ta %109,3 artarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Beşiktaş hisseleri bundan önce Temmuz 2005'te %420,6 değer kazanmıştı. Dört büyük kulüple bankalar arasında imzalanan yapılandırma sonrası spor hisseleri Mart'ta %10,9 yükseldi. Bu dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri değer kazanırken Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri değer kaybetti. Fenerbahçe'nin hisseleri ise %3,3 arttı. Bu dönemde Galatasaray'ın hisseleri %13,6, Trabzonspor'un hisseleri de %14,9 değer kaybetti. Spor kulüpleri hisselerinin yılbaşından bu yana performanslarına bakıldığında da tablo değişmedi. Beşiktaş %106,2 yükselişte yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp olurken Fenerbahçe'nin hisseleri de %2,6 değer kazandı. Yılbaşına göre Galatasaray'ın hisseleri %8,9, Trabzonspor'un hisseleri ise %13,5 değer kaybetti. Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe Mart ayını 3 milyar 3 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. yurt oldukça hareketli. Tabi gözler bir yandan da yurt dışında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yaptı. Toplantı Biden'ın gündemindeki en önemli konu olan 2.3 trilyon dolarlık altyapı planının ayrıntısının açıklanmasının ertesi gününe denk geldi. Biden ilk kabine toplantısını yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uyabilmek için Beyaz Saray'da geleneksel olarak kabine toplantılarının yapıldığı Batı kanadındaki salon yerine Doğu salonu tercih edildi. Tüm kabine üyeleri maske taktı. Biden toplantının hemen başında Lloyd Austin'in ilk CIA savunma bakanı, İç Güvenlik Bakanı Deb Haaland'ın ilk yerli bakan ve Janet Yellen'ın da ilk kadın maliye bakanı olduğuna vurgu yaptı. Kabinenin çeşitliliğine dikkat çekti. Toplantıda Biden, Amerikan mallarının tüketilmesine öncelik vereceklerini söyledi. Altyapı paketi gibi planlarla vergi mükelleflerinin paralarını harcarken özellikle Amerikan yapımı ürünlere, Amerikan şirketlerine ve Amerikalı çalışanlara harcandığından emin olacaklarını vurguladı. Biden, tüm kabine üyelerinden bakanlıklarına bağlı kurumların harcamalarına yakından bakmalarını ve Amerikan malı satın alındığından emin olmalarını istedi. Başkan bir sonraki kabine toplantısında da bu konuya dair rapor istediğini belirtti. Efendim ekranlarınıza son dakika gelişmesi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün bir görüşme gerçekleştirmişti ki Avrupa Birliği Büyükelçilerine bir sunum gerçekleştirmişti. Oradan çıkan sonuçlar ekranlarınıza geliyor. Reformları hayata geçirmede kararlı olduğumuzu paylaşacağız dedi. Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda nedenli kararlı olduğunu Tüm muhataplarımıza paylaşacağız. Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda nedenli kararlı olduğunu e, tüm muhatıplarımızla paylaşacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Bugün görüşme 15.30'da başlamıştı. Yaklaşık 2 saat kadar e, sürdü. Avrupa Birliği Büyükelçilerine Ekonomi reformlarına ilişkin bir sunum yaptı. İşte o sunumdan öne çıkan başlıklar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Hemen bu son dakika gelişmesi üzerine bir değerlendirme alalım bizlerle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk olacak. Hocam hoş geldiniz yayına iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar uh, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz bu son dakika gelişmesiyle başlayalım. Lütfü Elvan bugün Büyükelçilere reform paketiyle alakalı bir sunum yaptı ki biraz önce de aktardım son dakika gelişmesini. Nasıl değerlendiriyorsunuz 2023'e giden bu yolda yapılan bu çalışmaları, atılan bu adımları nasıl okuyorsunuz? E Tabii zaten geçenlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinden de bunun eylem planını açıklamıştı. E tabii burada birçok konu var. İşte kamu maliyesiyle ilgili, fiyat istikrarı ile ilgili, yatırımların teşvik edilmesiyle ilgili, piyasa gözetimi denetimi ile ilgili, cari açıkla ilgili, istihdamla ilgili. Tabii birçok konu var. E bunların tabii bir kısmı da tabii belli bir düzenlemeleri içeriyor. E tabi zaten bundan sonra önemli olan bunlar şu an için yani kağıt üstünde olan şeyler ama. E, sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı e, bunların e, kararlılıkla e, işte belli tarihler de verilmişti bitirilme tarihleri. E, kararlılıkla e, yapılacağını. E, dolayısıyla e, verilen e, tarihlere de herhalde uygun kalınacak. E, Avrupa Birliği e, e, şeyleriyle, e, büyükelçileriyle bir toplantı yapmış. E tabii ki bundan sonra önemli olan bu planların bu düzenlemelerin işte bir kısım reformların bir şekilde uygulanması. Tabii ki içinde çok faydalı olan şeyler var ama önemli olan artık burada hem yani bu reformlarla ilgili hem işte piyasa hem de yani tüm dünya Avrupa neye bakacaktır. Türkiye burada ne kadar uyguluyor, ne kadar aksiyon alıyor. Alamıyor, ona bakacaktır. Dolayısıyla bir an önce bunların verilen belirtilen tarihlere göre uygulanması tabii ki ülke için faydalı olacaktır. Yapısal politikalar hakkında bilgi verildi bu sunumda. Bu politikalar en hızlı şekilde sonuç vermesi adına sizce nasıl adımlar atılmalı? Kısa bir yol değil, uzun bir maraton olacak ve bu bağlamda düşündüğümüz takdirde biraz daha erken meyvelerinin verilmesi adına sizce neler yapılmalı? Yani tabii ki bunlar öyle kısa sürede olacak şeyler değil. Zaten işte bu yılın sonuna kadar, 2021'in sonuna kadar bitirilmesi planlanan şeyler var. İşte 2022 yılı var. Ondan sonra 2023 yılının Mart ayına kadar hepsi tamamlanacak gözüküyor. E dolayısıyla yani bunları dediğim gibi çok kısa sürede faaliyete geçirmek ve sonuçlarını almak zaten kolay değil. Zaten yani reform dediğimiz şey bunlar kısa vadeli şeyler değildir. Zaten uzun vadelidir ve bunların sonuçları da yani gerçek reformların sonuçları da uzun vadede belli olur ama. Yani en kısa zamanda ne kadar bunları hayata geçirebiliyorsak önce tabi bir takım bunlarla ilgili düzenlemeler var. Herhalde öncelikle o düzenlemelerin çıkartılması gerekiyor. Eğer onlar bir şekilde çıkartılmaya devam ederse yavaş yavaş bunlar yapılacaktır ve sonuçları da tabii ki zaten söylediğim gibi kısa vadede almak pek mümkün değil. Daha orta ve uzun vadede biz bunun sonuçlarını görürüz inşallah. Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeleri paylaştık e, ifadesi e, var. Yine son dakikalar geldikçe aktarıyor olacağız biz. Ve aynı zamanda e, toplantı taleplerini de bu reformlara ilişkin aldık vurgusu öne çıkıyor. E, biraz yabancı yatırımcı ve Avrupa Birliği tarafından bakacak olursak sizce nasıl sonuçlar çıkacaktır? Yani şimdi tabii yabancı yatırımcı Avrupa Birliği tarafından bakacak olursak e, sonuçta yani biz ne istiyoruz? Tabii gelsinler Türkiye'ye özellikle FDI dediğimiz uzun vadeli yabancı direkt yatırımı yapsınlar. Yani işte bunlar fabrika alınması, burada şirket kurmaları gibi uzun vadeli FDI dediğimiz yatırım yapsınlar istiyoruz. Ama tabii bunun için birçok etken var. Birincisi tabii ki hukuk burada çok önemli olacaktır. Yani hukukla ilgili düzenlemeler eğer siz bunu Avrupa Birliği'ni bu hukukla ilgili ikna edemediğiniz takdirde... ...istediğiniz kadar diğer şeyleri yapın. Burada tabii gelip uzun vadeli kalmayı yeğlemezler. Dolayısıyla işte bunun başında tabii ki hukuk var. Ondan sonra diğer söylediğimiz reformlar var, ekonomik reformlar var. Tabii ki bunlar da kısa vadede olacak şeyler değil... Ve aynı zamanda tabii ki e, Türkiye'ye güven duymaları lazım e, bir şekilde. E, dolayısıyla biz baktığımız zaman aslında e, bu yatırımlara, uzun vadeli yatırımlara aslında e, 2007, 2008, 2009, 2006 yıllarında Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolar civarı e, FDI dediğimiz e, Foreign e, Direct Investment geliyordu. Ee, dolayısıyla yabancı yatırımı geliyordu uzun vadeli ee, ama bu tabi son yıllarda çok düştü yani şu an 5-6 milyar dolarlara kadar düştü Tabii ki bunun pandeminin de etkisi var ama e, o, yıllara, o yıllara baktığımız zaman da niye 2006 2007-2008 yıllarında işte 20-21 milyar dolar civarında e, yabancı yatırımı geliyordu uzun vadeli FDI geliyordu o zamanlara da baktığımız zaman da e, Avrupa Birliği ile e, üyelik için müzakerelerin en e, ciddi olduğu zamanlarda. E, dolayısıyla tabii ki bunlar da önemli. E, bundan sonra Türkiye'nin hem Avrupa Birliği ile ilişkileri, hem e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ilişkileri de e, çok burada etkili olacaktır. İmalat PMI rakamlarını dün takip ettik. 52.6 seviyesinde e, geldi. Tabii bu rakamlar büyümeye direkt etki ediyor. Ve aynı zamanda son 10 ayda da 50 seviyesinin üzerinde geldi ki 50 seviyesinin üzerinde gelmesi oldukça önemli. Diğer yandan tabii 2021 yılına ilişkin Türkiye'nin büyüme rakamları da uluslararası kuruluşlar tarafından yeniden revize edilmeye devam ediyor. IMF'in baktığımızda revizesi yaklaşık 6 oldu. 6'ya yükselttiler 5'ti bir önceki beklentisi. FIÇ'e baktığımızda 3.5'tan 6.7'ye çekti. OECD'ye baktığımızda orada da 2.9'dan 5.9'a yükselttiklerini görüyoruz. Yani genel itibariyle 2021 yılı için Türkiye'ye yönelik büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Hem dünkü gelen imalat PMI rakamlarını hem de bu büyüme rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet dün imalat PMI rakamı e, galiba Şubat'ta 51 civarındaydı Mart'ta 52.6'ya yükseldi. E, şimdi ortalamalara bakacak olursak ben şöyle bir kabaca baktım. 2020'nin e, son çeyreğinde imalat PMI e, ortalaması 52 civarı. 2021 ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart'ta imalat PMI ortalaması işte dünkü de gelen datayla beraber 52.9'a yükselmiş. Yani 2024. çeyrek 52, 2021 ilk çeyrekte 52.9'a yükselmiş. Dolayısıyla zaten sanayi üretimi de tabii daha elimizde en son Ocak datası var. Ama o da aylık bazda %1'lik artış vardı. Yıllık bazda da %10'un üzerinde galiba bir artış vardı sanayi üretiminde. Dolayısıyla zaten gözüken 2021. çeyreğinde biz %5 ile 6 arası bir yıllık büyüme zaten sağlayacağız. Zaten ikinci çeyrekte biliyorsunuz baz etkisinden dolayı 2020 ikinci çeyreğinde %10 daralmadan dolayı pandemiden dolayı 2021 ikinci çeyreğinde baz etkisinden dolayı zaten çift taneli de büyük ihtimalle bir büyüme rakamı gelecek. E artık üçüncü ve dördüncü çeyrek için biraz daha e tabii beklememiz lazım. Ama tabii ki yani Türkiye ekonomisi aslında baktığımız zaman yıllardan beri hızlı büyüyebilen bir ülke. Aslında büyüme konusunda çok büyük bir şeyi yok. Ama tabii büyürken de işte biliyorsunuz hem cari açık verebiliyor hızlı büyüdüğü zamanlar. E aynı zamanda tabii ki enflasyon bir miktar yukarı gidebiliyor. E tabii ki yani Türkiye'nin önemli olan ben bu yılda aslında 2021 yılında da şu an için gözüken eğer bir aksilik olmazsa Yine biz bu yılı 4,5-5 civarı bir rakamla kapatabiliriz. Ama önemli olan işte bunu sürdürülebilir, kaliteli, sağlıklı sürdürülebilir büyüme yapmak ve aynı zamanda tabii ki bu büyümenin istihdama yansıması. Ne zaman ki biz daha böyle sürdürülebilir, daha kaliteli büyümeye geçtiğimiz zaman inşallah tabii ki bunlar da istihdama yansıyacaktır. Dolayısıyla toplum tarafından çok daha iyi bir şekilde bu hissedilecektir. Aşılama çalışmaları da bu noktada oldukça önem arz ediyor ki mayıs sonu haziran başı gibi aşılamaların da tamamlanması bekleniyor. Tabii çarkların dönmesi adına yeniden reel ekonomi anlamında oldukça önemli ki bu da sizin söylediğiniz rakamları biraz daha destekleyecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımızda Amerika'da bugün tarım dışı istihdam rakamlarını takip ettik. İşsizlik rakamları geldi tarım dışı istihdam rakamları beklentinin bir hayli üzerinde geldi ki 916 bin olarak açıklandı. Ve işsizlik rakamlarına baktığımızda da aylık anlamda %6 seviyeleri var. E bu rakamları nasıl okuyorsunuz? Amerika'nın geleceği açısından düşündüğümüz takdirde sizce yılın geri kalanında nasıl bir Amerika'yı göreceğiz? E zaten Amerika hızlı toparlanıyor, onu görüyoruz. İşte Hem tarım dışı istihdam... istihdam... ...rakamları 900 bin arttı. Beklentilerden çok yüksek. Geçenlerde de ADP özel sektör istihdamı gelmişti. O da yüksek bir artış kaydetmişti. Dolayısıyla işsizlik de işte %6'lara kadar düştü. Zaten Fed'in galiba 2021 yılı içinde işsizlik öngörüsü 4,5 civarında. Burada yalnız ortalama saatlik kazançlarda galiba biraz bir düşüş var. Fed bunu da takip ediyor ama yani baktığımız zaman zaten e, imalat piyamayları Amerika'da hem de hem imalat piyamayları hem hizmet piyamayları 60'ın üstünde e, bu da çok önemli. E dolayısıyla e, aşılama da çok iyi gidiyor şu an için e, 100 kişiden e, bir doz vurulan e, kişi sayısı Amerika'da e, 45-46 civarı tabii ki bu çok iyi rakam. Ee, Avrupa'ya baktığımızda 17-18 civarında yani %17, %18 civarında en az bir doz aşırı vurulan kişi sayısı. Amerika'da bu 45-46 civarı, İngiltere'de 50'nin üstünde. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi e, zaten 2021 yılı için e, büyüme Fed'in e, tahmini de %6,5. tabi burada baz etkisi de var. Dolayısıyla bence dünyada en hızlı toparlanan e, ekonomi ee, Avrupa'ya da göre Amerikan ekonomisi olacak. Zaten bu yüzden de niye 10 yıllık ABD tahvil faizleri yukarı gidiyor? Evet. E Neden işte buradaki en önemli etkilerden bir tanesi ekonominin e, e, büyüme beklentilerinin yüksek olması 2021'de. Aynı zamanda bununla beraber enflasyon beklentilerinin yükselmesi. Evet. E Tabi burada açıklanan paketler de var onun da etkisi var. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizlerle birlikteydi. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Efendim bizler de Z raporu olarak bu haftayı noktalamış olduk. Pazartesi tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.